Arkadaşlar selam. Yaklaşık 2 haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. 2 haftadır video çekemedim. Biraz üşengeçlik oldu işin doğrusu. Bayağı da göstereceğim şey birikti. Özellikle giyim alışverişlerim birikti. O yüzden bu video ilk olarak giyim alışverişi videosuyla başlıyorum. Bundan sonra da kozmetik ve diğer aklımda olan videoları çekeceğim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Dün ilk dövmemi yaptırdım. Senelerdir istediğim bir türlü kısmet olmamıştı. En sonunda yaptırmış bulunmaktayım arkadaşlar. Dün zaten Instagram'dan paylaştım bu haberi. Görenler olmuştur. Canlı canlı da videoda göstermek istiyorum. Yaklaşık 1,5 senedir aklımda olan yaptırmak istediğim bir dövmeydi bu. Freedom dövmesi. Bunu ben internette Google'da araştırma yaparken bulmuştum. Şu peace işareti ve şuradaki 3 tane kuş hariç genelde o şekilde yaptırmıştı. Yabancılarda görmüştüm fotoğraflarda, ama o peace işaretinin o harfinin peace işareti olmasına şu fazladan 3 tane kuşu ben kendim eklettim. Normalde böyle yazı ve kelimeler ya da böyle tek kelime yaptırmak istemezdim, sevmem aslında. Ama bu bana çok çok anlamlı ve yaratıcı gelmişti. Freedom özgürlük demek, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Kuştan da bir M harfinden de bir parça çıkıp kuş olarak uçuyor. Bu özgürlük ve kuşun bağdaştırılmış olması bana çok yaratıcı gelmişti. Yani bence çok kısa ve öz, çok anlamlı bir dövme oldu. İlk dövmem için de çok hoşuma gitti. Şöyle sol elimin kenar tarafına yaptırdım. Çok mutluyum. Sonunda yaptırdığım için başım göğe erdi. Hemen şimdi kıyafetlere başlıyorum. Çok uygun fiyatlı şeyler aldım yine arkadaşlar. Bospa'dan aldığım şeyler de var. İnternetten de var ya da yerel mağazalardan aldığım birkaç parça şey var. Bospa'dan bir tayt aldım. Kadife zümrüt yeşili. Ben kadife çok seviyorum. Kadifeye aşığım. Kadife olan her şeyi çok 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 seviyorum. Kadife beğendiğim şeyler bulduğum zaman da mutlaka almaya çalışıyorum. Daha önceden aldığım başka bir koyu mor kadife taytım vardı. Çok severek giyiyorum onu kışın. Başka kadife taytlar da almak istiyordum renkli. Bospa'da görünce şu rengi oradan biraz koyu görünse de evet asıl rengi şuna benziyor böyle. Yani tam zümrüt yeşili, harika bir zümrüt yeşili kadife tayt aldım, yumuşacık. Bunu ne kadara almıştım? Bunu sanırım 10 liraya aldım. Henüz giymedim. Bir an önce giymek istiyorum. Çok sevdim. Daha sonra yine Bospa'dan aldığım ve çok 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 beğendiğim şöyle bir tayt arkadaşlar. Bunu 15 liraya aldım. Genelde zaten Bospa'daki kalın kışlık ve kalitesi daha iyi olan taytların fiyatları 10 ve 15 lira oluyor genel olarak. Ama kaliteleri bence çok iyi oluyor. Şöyle bir tayt aldım. Ben deri detaylı şeyleri çok seviyorum. Tamamen deri olmasındansa bir yerlerinde deri detayı olması daha çok hoşuma gidiyor. Daha havalı geliyor bana. Şu taytın üst kısmı böyle bir tayt aldım. Şuraları düz değil. Böyle biraz pütürlü bir kumaşı var şu kısımların. Şu yörün kısımdan da deri detayı başlıyor. Deri detayı da hiç öyle dandik bir görüntüsü yok. Kalitesini gayet beğendim ve kalın bir deri detayı. Kışlık bir tayt. Ve şöyle aşağı paçaya kadar orta kısımdan başlayıp aşağıya kadar derisi devam ediyor. Arkası da yine aynı yanlarının olduğu kumaşta. Bunu da çok 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 sevdim. Henüz giymedim ama bayıldım. Daha sonra yine pazardan devam edeyim. Şöyle henüz giymediğim çok ince olan, artık bu havalarda da pek giyemeyeceğim. Şöyle çok tatlı, üstü beyaz kırcalı, incecik siyah bir tunik aldım. Böyle incecik 10 liraya, önü kısa arkası bayağı uzun. Böyle dizin biraz üstünde bayağı ince baharlık.
Kolları da şöyle olan çok tatlı bir siyah tünik aldım. Yumuşacık. Bunun kumaşı çok hoşuma gitti. Böyle çok 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 ince bir trikot kumaşı var. Daha sonra bospalardan devam edeyim ben. Şöyle görür görmez bayıldığım, orada biraz mavi gibi göreceğiniz ama aslında çok güzel canlı bir mor olan, şimdi tamamen açmayayım ama şu kare şeklindeki eşarplardan, fularlardan aldım. Bu kare şeklinde olanları biliyorsunuz üçgen şeklinde yapıp şu şekilde doluyorsunuz boynunuza. Çok hoşuma gitti. Bu da 5 liraydı. Kumaşı falan gayet kaliteli. Dandik değil. Çok beğendim. Bu da çok hoşuma gitti. Hatta yok, bunu daha takmadım. Bir de bunu aldım. Daha sonra başka bospalar var mı? Başka bospa yok herhalde arkadaşlar. Sonra Adax mağazalarını belki biliyorsunuzdur. Bizim de karşılıklı çarşıda Adax mağazası var. Genelde böyle Trendyol marka fonide kampanyaya giren bir marka bu. Orada da görmüşsünüzdür Adax, belki tanıdık gelmiştir. Çok uygun fiyatlı şeyler oluyor. En son oraya girdiğimizde, en son dediğim yine bir 3 hafta falan oldu sanırım. İki parça şey aldım. Bir tanesi şu elbise. Bunu çok beğendim. Bu elbiseyi 20 liraya aldım ve bence çok uygun. Kışlık bir elbise. Şu üst kısmı. Ben aslında böyle yazılı şeyleri pek sevmem. Özellikle de kalp olan ya da love yazan şeyler pek hoşuma gitmez aslında. Kocaman da love yazıyor ama altında da Love Fierce Rock On diye devam ettiği için o Love'ı görmezden geldim. Çünkü elbisenin modeli hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Ben böyle bol, salaş, rahat elbiseleri çok seviyorum ve geçen seneden beri bu tarz elbise arıyorum. Pek yerde bulamıyordum. Bunu da görünce kaçırmak istemedim. Özellikle şu üst kısmındaki detay çok hoşuma gitti. Üstü siyah fileli. Arka tarafı da böyle siyah file şeklinde. Kol kısmı şöyle geliyor. Böyle biraz dirseğin altında gibi. Çok normal uzun kol değil. Ve böyle dize kadar, dizin azıcık üstüne kadar şu şekilde devam ediyor. Şu kenarlarda da minik file koymuşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bol bir elbise. Bunu medium aldım böyle rahat, bol giyebilmek için. Hatta bir kere altına bordo botlarımla giydim. Siyah ince çorapla. Çok tatlı oldu. Çok sevdim. Ve kumaşını da çok beğendim. Böyle ince sweatshirt kumaşları gibi ve yumuşacık, çok tatlı bir şey. Onu da çok beğendim. Adax'ını aldım 20 liraya. Daha sonra yine Adax'tan aldığım ve bir kere giydiğim, beğendiğim, bu da 15 liraydı. Şöyle rengine bayıldım. Yine kumaşını da çok beğendim. Yumuşacık dökük. Ben böyle yumuşak dökük kumaşları çok seviyorum. Şöyle mavi bir bluz aldım. Bunu da 36 beden almışım. Bunun kolları da şu şekilde, yine yarım kol gibi. Bu azıcık azıcık değil yani, biraz iç gösteriyor ama hani üstüne montla falan sorun olmadan giyilebiliyor. Bunu da bir kere giydim dediğim gibi. Bu da böyle çok kısa olmayan normal boyda çok tatlı bir bluz. O da Adax'tan dediğim gibi. Daha sonra yine bir şey unutmuşum. Ama yapacak şey yok. Ben niye sürekli parça parça her şeyi unutuyorum. Sonra internetten aldığım bir şey var. Bunu Trendyol'dan almıştım. Hangi kampanya olduğunu şu an hatırlamıyorum. Gri'nin 50 tonu kampanyası olabilir. Bu son günlerde sürekli Gri'nin 50 tonu kampanyası satışa çıkıyor. Şöyle yine salaş siyah ince triko bir elbise aldım. Bunu ben ne kadar aldım? 28 falandı. Kargoyla da 35'e falan geldi. Bu da böyle yine uzun kollu ince triko. Standart beden bu arada bu. Bu da bayağı böyle salaş bir şekilde geliyor. Aşağı kısmı da bakın, yanları şöyle sarkık duruyor. Ortası daha kısa. Henüz giymedim ama üstümde tam istediğim gibi durdu. Yanları dize doğru sarkıyor. Orta ve arka kısımları da dizimin
bir karış üstünde falan duruyor. Çok hoşuma gitti. Böyle rahat botlarımla kombinlemek için, renkli desenli çoraplarla kombinlemek için salaş, çok tatlı bir elbise. Böyle kayboluyorum ürünleri gösterirken, hayalet misali. Yine Trendyol'dan sanırım. Bu ara yine böyle tunikler, kazaklar aldım bayağı. Şöyle hiç bende olmayan farklı bir renkte, haki yeşil denen renkte uzun kollu aldım. Tunik bol yine. Yalnız bu sitelerin standart bedenleri bana artık bol gelmeye başladı. Burumu da değdirdim. Neyse. Anlamıyorum yani, bu standart bedenler neden bu kadar bol oluyor? Standartın da küçüğü yok. Yani standartın bir beden küçüğü olsa onu alacağım, o derece. Bilmiyorum, standartları niye bu kadar bol yapıyorlar. Sitede hani boylu postlu ince modellerin üzerinde de hep bunlar oluyor ama onlar belki boylu postlu olduğu için onların üstünde daha düzgün duruyor. Ben giydiğim zaman bende bayağı bol duruyor. Hani özellikle bol alıyorum ama düşündüğümden de bol duruyor bazı şeyler. Bu da yine bayağı bol durdu. Şöyle önü kısa, arkası uzun, yine yanları sarkıyor. Böyle işte siyah taytlarla falan, bordo botumla da kombinlenebileceğini düşündüğüm, böyle ilk defa bu renk bir şey aldım. Bilmiyorum, beni solgunumu gösteriyor. Nasıl gösteriyor bu renk? Hiç alışık değilim böyle renklere. Bana siyah ve canlı renkler yakışıyor, biliyorsunuz. Daha sonra yine son gittiğimde Adax'tan bir parça şey daha aldım. Bunu çok sevdim. İşlerinde en sevdiklerimden, yine bol bir tunik. Şeyi çok güzel. Ne derler? Kumaşı çok güzel. Bunun yumuşacıcık bir kumaşı var. İnce bir triko ama diğerleri kadar ince değil. Ben arkadaşlar boyumun kısalığından yararlanarak tuniklerin bazılarını elbise olarak giymek amaçlı alıyorum. Bu da yine tunik diye satılan ama benim elbise olarak giyeceğim bir parça. Yani geçen Facebook'ta da iletime yazmıştım hatta. Kısa boylu olmamın en sevdiğim yanlarından biri tunikleri elbise olarak giyebilmek. Yani ben böyle düşünüyorum. Bu da yine bol, salaş, rahat bir şekilde giyebileceğim bir tunik. Bunun yaka kısmı böyle degaje mi deniyor, ne deniyor? Yaka kısmını şöyle istediğiniz şekilde kıvırıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Kolları şu şekilde uzun. Bu arada arkadaşlar koyu gri füme renkte bir tunik. Şu şekilde bunun bedeni neydi? Bunu da small aldım. Ama bayağı bol bir small. Salaş giyeceğim. Şu şekilde iniyor. Bu da hafif kısa gibi duruyor boy olarak. Çok kısa değil. Yine böyle dizimin bir karış, 1,5 karış üstünde falan gayet rahat, salaş, bol bir elbise gibi duruyor. Çok sevdim. Bunu da 22 liraya aldım ve bakın yine dökük dökük yumuşacık, çok tatlı bir penyesi, trikosu var. Onu da bir an önce giymek istiyorum. Dün aldığım bir kazağı göstereyim. Dün bunu Instagram'da paylaştım ve çok 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 sevdim, bayıldım. Bunu ben nereden aldım hemen söyleyeyim. Karşıyaka'da Hot Shop diye bir dükkan var, böyle ambar, Adax tarzı, yani uyma fiyatlı ürünler satan bir dükkan. Hadi oraya gireyim, bir bakayım ne var ne yok dedim ve bu kazığı buldum. Bu sadece 22 liraydı ve çok sıcak tutacak ve güzel bir kazak. Çok beğendim. Şöyle müthiş bir mavi renkte ve üstünde kara kara kediler var. Şu şekilde. Bu da ne almışım bunu? Ha, bunun bedeni yok. Bu da standart beden. Öyle aşırı bol da durmadı. Üstüme yapışmadı da. Telefon çalıyor. Burada da telefon var. Salonda açarlar. Üstüme yapışmadı da çok bol da durmadı. Tam istediğim rahatlıkta durdu. Çok sevdim bunu da arkadaşlar. Başka renkleri de vardı merak ederseniz. Böyle bordo kırmızı arası bir renk vardı. Siyahı vardı sanırım. Kremi vardı.
kahve gibi, vizon gibisi vardı. Üstündeki kedilerin renkli de farklı hepsinde. Ben en çok bunu sevdim ve bu rengi kendime yakıştırdım. Çok sevdim. Buna bayıldım. Çok 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 sevdim. Almak isteyen İzmirli arkadaşlar Karşıyaka çarşıda Hatşap mağazasına gidebilir. Sonra yine Trendyol ya da o tarz bir siteden aldım. Hangisiydi şu an hatırlayamadım. İki parça şey aldım. Bunlarda da biraz sorun yaşadım. Şimdi göstereceğim toniği bu batik deseni için aldım. Böyle mavi lacivert arası. Ben batik desenini çok severim eskiden beri. Şöyle batik desenli bir tunik aldım ama gördüğünüz gibi yine 10 metrelik bir boyu var. Tunik diye aldım. Dizime kadar bir boy var arkadaşlar. Yani uzun olduğunu görmüştüm de bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim. Bunu büyük ihtimal kestireceğim. Elbise olarak mı giysem diye düşündüm ama biraz iç gösteriyor gibi geldi. Elbise olarak giyeceğimi sanmıyorum. O yüzden kalça altına kadar falan bunun boyunu kısaltıp normal tunik gibi giyeceğim. Çünkü dökük dökük olması ve rengi batik deseni çok hoşuma gitti. Bunu da yine 20 liraya falan almış olmam lazım. Daha sonra onu alırken bir kazak daha aldım. Bunun da rengi ve modeli hoşuma gitti. Ama bunun da kolları uzun geldi arkadaşlar. Kollarım da kısa sanırım. Bunu da kollarını kısalttıracağım eğer kısalırsa. Bunu da yine 20 lira gibi bir şey aldım. Rengi şöyle tam şarap rengi gibi koyu bordo, çok tatlı bir rengi var. Şöyle bir omzu var. Ön kısmı böyle düz arkadaşlar. Bu da bayağı uzun. Yine dizime yakın bir boyu var. Ama bunun arkasında bir atraksiyonu var. Hoşuma gitti. Arkasında bakın şöyle düğmeler geliyor. 4 tane düğmeden sonra da aşağıya kadar bakın arkası böyle açılıyor. Yani herhalde belim açıkta kalmaz ama pantolon veya tayt ne giydiysem onun o kısmı hafif görünecek. Çok da açıkta kalmıyor. Hani böyle üstümde geniş salaş durduğu için böyle perde gibi şuraları kapatılacak bir şekilde durdu üstümde. Bu da böyle değişik geldiği için ve bu renk bir şeyim olmadığı için rengine bayıldığım için aldım. Şimdi geldik son 3 parçaya ama ondan önce AliExpress'ten bir şeyler almıştım yine. 2 parça almıştım. Bir tanesini unutmuşum. Bir tanesi böyle şu baş parmağın delikten geçtiği şöyle yün eldivenlerden böyle şarap rengi yün bir eldiven aldım AliExpress'ten. O 5 küsür dolardı. Onun yanında bir de şu 3,5 dolara olan şu ten rengi külotu çorabı aldım. Arkadaşlar bu çorapları belki görmüşsünüzdür AliExpress'te. Bakın böyle ten rengi çorabın üzerine dövme gibi dövme havası verilmiş. Siyah böyle desenler var ve ben bunu 3,5 dolara aldım. Ayrıca kalitesi gayet iyi çıktı. Standart bedende çok kilolu olmadığınız sürece bence yani ne diyeyim? Hani 40 bedene kadar kesin olur. 42 bedene olur mu emin değilim ama 40-42 beden arasına kadar bence bu çoraplar olur. Standart beden demişler. Çinlilerin standart bedeni o kadar küçük olmuyormuş demek ki hepsi. Ben denedim biraz dün. Gayet girdim içine yani. Öyle dar değil. Benim aldığım desen bir tarafında şu var. Yalnız bu botla giydiğim zaman görünmeyecek büyük ihtimal. Bu bayağı bilek kısmına falan geliyor. Bir tarafında bu unicorn var. Ben de unicorn seven gillerdenim. Çok tatlı. Burada My Candy Sweet yazıyor. Altında da ne yazıyor? Ministry yazmışlar. Gerçi kalpli şeyleri sevmiyorum böyle şirin ama şu yıldızlar ve sadece şu unicorn'un güzelliği için aldım. Çok tatlı. Diğer tarafında da arkadaşlar şöyle dizin biraz üstüne kadar devam eden bakın böyle dövme şekilleri gibi
küçüklü büyüklü bilekten başlayan yıldızlar var. Bu nasıl duruyor giydiğiniz zaman? Hemen göstereyim. Giydiniz diyelim. Koyayım şu an yanına. Tipe bak. Şu şekilde duruyor giydiğiniz zaman. Karşıdan şöyle görünecek. Yani tamam, daha fazla saçma görüntülere mahal vermeden çorabı atıyorum o tarafa. Giymedim bu arada. Daha dün geldi. Temiz çorap arkadaşlar. Ne yapıyor bu saçmaladı falan demeyin yani. Neyse. Sonra 3 parça pantolon var. Son olarak bir tanesi de facto'dan. Ben bunu alalı 1 ay oldu. Bu aslında pantolon tight. Tam pantolon değil. Ama pantolon gibi duruyor skinny. Çok çok beğendim bunu. Bu de facto'nun sitesinden aldım ve 20 liraydı indirimde. Medium beden aldım. Üstüme cuk oturdu. Çok beğendim. Kumaşını, her şeyini, desenini, üstümde duruşunu çok 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 beğendim. Şöyle de bir harika Aztek deseni var. Koyu gri'nin üzerine siyah. Ben böyle geometrik ve Aztek desenlerini çok severim. Bili düşük. Ve bakın, önünde fermuar yok ama cepleri var. Cepleri sahte cep. Ve yan tarafında, şu yan tarafında görünmüyor belki ama şurada bir fermuar var. Yandan açılıp kapanıyor. Arkası da cepli bir şekilde. Bildiğiniz skinny pantolon görünümünde. Şöyle çok çok beğendiğim, bir kere doğum günümde giydiğim, hatta çok güzel bir Aztek desenli gri pantolon tight aldım. Kot değil bu ama çok güzel bir kumaşı var ve gayet kışın giyilebilecek kalınlıkta bir kumaş. İki tane de Bospa'dan aldım. Pantolon var arkadaşlar. Bunları Instagram'da paylaşmıştım. Belki hatırlarsınız, takip ediyorsanız. Bu pantolonların tanesini arkadaşlar sadece 10 liraya aldım. Bospa'dan 10 liraya harika, değişik, görünmemiş modelde kotlar bulabiliyorsunuz. Öncelikle ilkini göstereyim. Hatta bir tanesini bundan sonra göstereceğimi 3 kere falan giydim şimdiye kadar aldığımdan beri. Bir tanesi bu. Arkadaşlar bir dakika. Neyse, açıkmış. Bunların boyu yeni kısaldı. Bir tanesi şu gördüğünüz, gördüğünüz harika mağazalarda bile belki görmediğiniz modelde siyah beyaz ekoseli kot. Ön kısmı böyle. Bunu ben önceden 36 bedenini almıştım ama çok yumuşak ve esnek olduğu için 38'ini almıştım. Pardon. Sonraki hafta gidip 36 bedeniyle değiştirdim. Bu da tam istediğim gibi cuk oturdu üstüme. Bu ön kısmı arkadaşlar. Ama arka kısmı öyle değil. Arka kısmı düz siyah. Arka kısmı düz. Ön kısmı böyle siyah beyaz ekoseli. Ben ekoseli desenini çok severim. Hep de sevdiğim şeyleri bulup almışım. Bu sadece 10 liraydı arkadaşlar. Bir Laura Scott yazıyor. Bu Laura Scott İngiliz markası olabilir. Emin değilim ama görüyorum bazen etiketlerde. Ve arkadaşlar kalitesi gerçekten çok güzel. Yani kimse şunu görse 10 lira diyemez artık ama siz biliyorsunuz, görseniz diyeceksiniz 10 lira. Kalitesi çok güzel. Hiçbir defosu yok. İncecik bir kot da değil. Çok çok güzel. 10 liraya bedava arkadaşlar. Onu değiştirmeye gittiğim gün bir tane daha buldum. Onu da aldım. Yani 10 liraya güzel kot bulup kim kaçırabilir arkadaşlar? 10 liraya. Sigaranın paketi 9,5 10 lira. Ve ben 10 liraya bir kot alıyorum. Senelerce giyebileceğim. Bunu aldığımdan beri 3 kere giydim. Koyu gri kot arıyordum son zamanlarda. Pazarda buldum. Bu da böyle bayağı orada gördüğünüz gibi değil. Bildiğiniz çok koyu siyah kaçan bir füme. Bunu da 38 beden aldım. Bu tam geldi. Bakın diz kısmında şöyle çizgi detayı var. Arka kısmında şöyle. Bunu da çok sevdim arkadaşlar. Bunun etiketi varmış. Bunun etiketi yok. Dediğim gibi bunu aldığımdan beri 3 kere giydim.
Bu da tam istediğim gibi cuk oturuyor üstüme. İkisi de üstüme dikilmiş gibi resmen. Hadi 16 dakika sürdü. İyi derken 27 dakika yapmışız videoyu. Bu da böyle büyük bir giyim alışverişi videosuydu arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Ondan sonra artık hafıza dolabilir. O şekilde hangisini yüklersem yükleyeceğim sonra izleyeceksiniz. Bu aralar çok bana video isteği geliyor. Hadi artık video ne zaman Özge diye ya da video önerileri geliyor. Özellikle çantamda ne var videosu ve kombin videosu isteyen arkadaşlar var. Çantamda ne var videosu yapmak istiyorum. Ama hava da artık erken kararıyor. Eve geldiğimde de hava kararmış olduğu için eve geldiğimde çantamda ne var videosu yapmaya ışık olmayacağı için evden çıkarken de ben biraz hesaplı kitaplı çıkarım. Hani evden çıkmadan da video çekmeye pek fırsatım olmuyor. Saati saatine, dakikası dakikasına hazırlanıp giyinip çıktığım için bilmiyorum. Belki bir gün hani evden çıkmadan yarım saat falan fazladan ayırırsam çantamı hazırladığımda evden çıkmadan önce belki çantamda ne var videosu öyle bir şekilde yapabilirim. Yapmayı deneyeceğim. Çok isteyen arkadaş var çünkü. Aklımda arkadaşlar. Mutlaka yapacağım. Ya kombin videoları da aynı şekilde. Ya hava kararmış oluyor. Ya gerekli ışık olmuyor. Ya unutuyorum kombin videosu çektirmeyi insanlara. Olmuyor. Yani neden olmuyor ben de bilmiyorum. Bu arada ojelerimi gördünüz mü? Bilmiyorum ama dünyanın en can canlı, en güzel ojelerinden biri olabilir. Essence'in bu en son çıkan Aquatics, ne kadar şey çıkıyor, Aquatics koleksiyonundan The Sparkle olan renk, Mermaid's Secret'ti sanırım bunun adı. Ben bunları bayağıdır bulamıyordum. 3 hafta falan olmuştu bu koleksiyon çıkalı. Her yere bakmıştım, bütün gratisleri hiçbir yerde yoktu. En sonunda geçen haftaydı sanırım. Ucum çıkmış ya. Geçen haftaydı sanırım Rossmann'da buldum Karşıyaka çarşıdaki. 3 rengi kalmıştı. Açık renk olan, Mermaid's Tail olan ve bu kalmıştı. Ben en çok bunu ve koyu lacivert dokuluyu istiyordum. Koyu lacivert dokulu olmadığı için Mermaid's Tail ve bunu kaptım. Bunu dün sürdüm. 2 kat var tırnaklarımda. Kuruma hızı ve yapısı gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın içinde böyle çok harika mavi yansımalar olan mor fuşya arası, çok can canlı, çok çok tatlı bir renk. Çok beğendim. Dövmeleri çok sevdim. Hala alışamadım. Ne zaman alışacağım bilmiyorum. Aynada falan şurada da hala görünce böyle orada bir karartı varmış gibi görüyorum bir anda böyle. Bakalım ne zaman alışacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Ne düşünüyorsunuz? Tabii herkes beğenmek zorunda değil. Ama ben beğendim. Benim için çok anlamlı ve yaratıcı, kısa ve öz bir dövme oldu. Çok da istiyordum. Beğendim, yaptırdım. Çok mutluyum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.